Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Evet. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin. Hizmet imaniyede, Kur'aniyede kalbimizi kaydırmasın. Kalbin özelliği oymuş böyle. Peygamber ve vesselam da dinde sabit kıl diye dua etmiş. Cenab-ı Hak bizi ve bizi sevenlerin kalplerini sabit tutsun. Sevgili canım kardeşlerim, size çok mühim bir şey paylaşacağım. Çok mühim. Anksiyete dedikleri şuymuş. Gerçekte olmayan ancak gelecekte olması tehditlere karşı insanın önceden kaygı ve korku hissedilen ruhsal bir bozukluktur. Doğru mu doktorum? Gelecek aksiyete daha ehlinden de teyit ettirdim. Böyle midir diye sordum. Dedi ki doğru tanımı böyleymiş. Yani tespit değil bu tanım bir de tanımını okuyayım. Gerçekte olmayan onların bana söylediği. Ancak gelecekte olması tehditlere karşı kaygı ve korku hissedilen ruhsal bir bozukluktur. Yani insan geçmişten elem alır, gelecekten korku duyar. Tamam. Bu böyle. Bir ekleme kaygı var. Sevgili arkadaşlar korkunun korktuğunu buldum. Yani şu. İçeride olan Var ya böyle içeride, dışarıdan beri söylüyorum, içerisinde dışarıda. Akıldaki fikirler, hayal, düşünceler, kafamızdaki fikirler, hayaller, şüpheler, tereddütler, zanlar, suizanlar dahil. Vicdandaki her his, korku hisi, gadap hisi, nefret hisi, doymamazlık hisi, ne varsa his. Gir içeriye, kalpteki duyguların hepsi duygu, insanın vefa, insan olma, insanı özellikler hepsi. Ruhtaki şefkat, muhabbet, içten coşma, sevk, dışarıdan etkilenme, şefk, lezzeti mukaddesi, bedensel zevklere, bedensel hazlara, yemek içme cinselliğe ze, ze denilir. Bedensel, enfuse lezzet denilir. Ruhtaki şefkat, muhabbet, sevk, şefk, lezzeti mukaddeseler, Memnunet ihtiyarlar hepsi dört tane bak. Aklın fikirleri, vicdanın hisleri, kalbin duyguları, ruhun latifeleri. Bu size çok lazım. Bunlar abiler içeride hepsi canlıdır, ruhludur, şuurludur ve akıllıdır kendilerine göre. Vücud haricileri var. Bak nerede kullanacaksın. Bir daha aklın fikirleri hepsi vicdandaki korku dahi vücudu haricisi vardır şuurludur, vardırlar, ruhludurlar. İçerisinde, içimizde olan düşünceler, tereddütler, şüpheler, korkuların vücudu haricileri vardır. Mahdu mahlukturlar. O zaman korkunun korktuğunu buldum. Korku nereden korkar? Korku bir histir, vücudu haricisi vardır, mahluktur. Korkunun Korktu kadere imandır. Geleceği imanın iki rüknü var. İmanın nuru, imanın kuvveti. Mazi imanın kuvvetiyle, tövbeyle. Herkes yapamaz tövbe. İmanın kuvvetine göre tövbe yapar. Geçmişi tövbeyle. Gelecekteki kaygı ve korku dediğimiz şeyleri de istiğfarla temizleyeceğiz. Abiler korkunun korktuğu şey aldırış etmemen. Korku aynı böyle kalem gibi mahluktur. Vücudu haricisi vardır. Hayatlıdır, şuurludur. Kendi çapında aklı vardır. Ves, mesela vesvese. Vesvesenin de vücudu vardır. Vesveseden vesvese etmesen vesvesen malzeme olur. Keşif olur. Başka bir şey avlamak için verilmiş. Korkudan da korkmasan korkunun korktuğu korkuyu aldırış etmemek İmanı bil kader. İman, kadere iman etmek korkunun korktuğu şeydir. Erva hapise mi abi o canlı şu, şu. O korku nimet ilahiyedir. Şöyle bir yapıdır. İfratı ile tefriti erva hapise, vasatı erva aliyedir. Korku aslında nimet ilahiyedir. Korku olmasa insan Allah'a isyan eder. Namusunu bırakır her şeyi. Korku olmasa hayatını bırakır, yukarıdan atlar. Yani hayatı kollamak, korumak, muhafaza etmek için verilen korku psikolojide kullanılırsan aksiyete oluyor. Yani daha gelecek gelmeden kaygı dedikleri, yani bizdeki e, korku, endişe dedikleri şeyler vücudu haricisi e, veriyoruz ve anda yaşatıyoruz. Demek ki her hissin, Vesvesenin de, korkunun da ifratı, tefriti var, vasatı var. İfrat ve tefrit, ifrat dışarıya saldırgandır. İfrat, her şeyin ifratı dışarıya böyle kedi gibi, köpek gibi saldırır. Tefriti kendisine böyle mıyıntı, karamsar, doyumsuz, memnuniyetsiz. Hayır baba, hayır anne, hiçbir şeyle memnun edemezsin. Tablet değil, araba versen çocuğuna, kızına, kendine. Ya memnuniyetsiz bir asır olduğu için memnun olamazsın. Çocuğunu da memnun edemezsin. Peygamber Aleyhisselatü hadisini gördüm. Bil mana söylüyorum. 2-3 tane hadisi birleştirdim. Şu mana çıktı Mehmet Ali. Şu abi. İnsanların akıllarını topladım yani. Yuvarlak mana, bil mana hadis. İnsanların akıllarını ve kalplerini tatmin, teskin, terakki ettirmedikçe dünyevi hiçbir iyiliğiniz onları memnun edemeyecek çocuğun dayı kızın dayı olsa memnuniyetsiz asır odadan çıkmaz tableti vermiş şey hayır baba tamam ilk önce bir güler hayır memnuniyetsiz asır <laughs>